Adanalı'nın gözü doymaz ha. Kebaba falan değil, teknolojiye doymaz. Biz daha çok istiyoruz. Yıldır Teknofest sahasındayız öğrencilerimizle. Okulumuzda akran öğrenme yöntemiyle yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik projeleri yapıyoruz. Özellikle VR ve Metaverse alanlarında yaptığımız projeler alanda yerini buluyor. Aracımız multifonksiyonel, çok amaçlı, aynı zamanda amfibi, hem su üstü hem de karada gidebilen bir araç. Aracımız birden fazla görevi yapabiliyor. Kıyı hareketliliği takibi başlığı adı altında toparladık. Eğer bu başlığı açmak gerekirse sınır güvenliğini sağlayabilir, askeri görevlerde rol alabilir, askeri lojistik malzemeleri adalara götürebilir, nehirlerden karşıya götürebilir, göllerden karşıya taşıyabilir veya sınır güvenliği olarak Siverimeriç Nehri var, Türkiye, Suriye, Türkiye, Yunanistan arasında. Buralarda devreye gezerek burada istihbarat sağlayabilir, askeri operasyonlar yapabilir veya bunun dışında askeri operasyonlara yardımcı olabilir. Aracımızın dış kısmına karbon fiber kompozit üretim tekniği kullandık. Karbon fiber ve fiber glass kullandık. Bu sayede daha uzun ömürlü olmasını sağladık ve daha da dayanıklı olmasını sağladık. Bunun dışında aracımızın orta tarafında bulunan iki tane sualtı motoru sayesinde hem göllerde hem nehirlerde veya denizlerde hareket etmesini sağlıyoruz. Ve paletli sistemi sayesinde balçık, kar, sahil, bunun gibi birçok kara ortamına rahatça çalışmasını sağlıyoruz. Bunun dışında aracımızın ön tarafında bulunan FPV drone kamerası sayesinde FPV drone gözlüğünden görüntü alarak canlı görüntü sağlıyoruz ve kumanda ile birlikte yönetiyoruz. Aracımız Abra Antalya'da ticaretleşme potansiyeli ödülü aldı ve sosyal inovasyon kategorisinden de Türkiye ikincisi oldu. Aracımızı diğer projelerden ayıran özellik ise amfibi olması, yani hem suyun üstüne hem de karada gidebilen olması. Aynı zamanda farklı eklentilerle desteklenerek de o soruna göre özelleştirip o soruna çözüm olabilmesi. Aracımızı yaparken dışarıdan sponsor almadan tamamı geri dönüşümden veya önceki malzemelerden kullanarak kendi aracımızı yine imalatını gerçekleştirdik. Aracımızın iç kısım mekanizmalarına, soketler, elektrik aksamlarını vesaire hepsini ya geri dönüşümden ya da önceki projelerimizden elde ettik. Karbon fiber kaplamayı da yine aynı şekilde öbür araçlarımızdan gelen malzemelerle birlikte yaptık. Aracımızı dışarıdan sponsorluk ve mühendislik desteği almadan tamamen kendi atölyemizde geri dönüşüm malzemelerden veya kendi imkanlarımıza sağladığımız malzemelerle birlikte yaptık. Bu 13 kişilik bir takımımız. Takımımız 2 danışman ve 11 üyeden oluşmaktadır. Takımımızı oluştururken farklı disiplinler, yetenekli öğrencileri bir araya getirmeye çalıştık. Bu disiplinler ne dersek tasarım, yazılım, elektronik ve makine alanlarında becerisi olan öğrencilerimizi bir araya getirerek takımımızı oluşturduk ve sonra eğitim süreçleri ve çalışmalarımıza başladık. Biz olarak 2022 Ağustos ayında başladık çalışmalarımıza. Ardından yoğun bir eğitim süreci geçirdik. Eğitim sürecinin ardından ise çalışmalarımıza başlayıp 2023 lise arası elektrikli araç çalışmalarında yerlilik ve tasarım alanında birincilik aldık. Yani takımda neden bizi yapmayalım diyerek takımımızda 12 yerli üründen toplam 10'unu yerli yaptık. Ardından çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik ve 2024 yılında ise yerlilik ve imalenme alanında birincilik, performans alanında ise üçüncülük aldık. 2 yılda 5 kupayla en fazla ödül alan takım olduk. Motor ve motor sürücüsü dışında batarya paketlemesi, elektronik diferansiyel, yerleşik şarj ürünü, izolasyon izleme cihazı, araç kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi, ayrıca mekanik parçalarımızdan da kapımız, yolcu koltuğumuz, direksiyon sistemimiz, fren sistemimiz yerli olarak bizim tarafımızdan tamamen %100 yerli olarak yapılmıştır. Aracımız 225 kilo ve 70 km hızla 7 saniyede çıkabilmekte. Aracımız her türlü prizden şarj olabiliyor. Bu kolay şarj imkanı sunuyor. Aracımızda tam dokunmatik ekran bulunuyor ve bu ekranla beraber sürücü araç içerisindeki her şeyi kontrol edebiliyor. Projemizin adı Mobiloskop, yani
Benim Mikroskop. Biz bu projeyle daha önce 2019'da Teknofest'te finalist olarak yarıştık. Projemizin amacı sınıflarda mobiloskopta bir kişi yararlanabiliyordu ve bunu sırayla yapıyorduk. Biz bu projeyle bunu dijitale aktardık ve bu sayede sınıflarda bir öğrenci teker teker bakıp zaman kaybını engelliyoruz ve akıllı tahtadan 40 kişi, 40 öğrenci aynı anda bu görüntüyü görüntüleyebiliyor ve hepsi beraber faydalanabiliyor. Bağlantısındaki Bluetooth modülü sayesinde telefondan bağlantımızı ayarlayabiliyoruz. İçinde ve yurt dışında pek çok yangın olayı gerçekleşiyor. Bunlardan da bazıları kapalı mekanlarda gerçekleşen olaylar. Kapalı mekanlarda gerçekleşen olaylarda ise bireyler maalesef ki yoğun dumanla ötürü yönlerini bulamıyorlar ve çıkış kapılarına ulaşamıyorlar. Bizim sorunumuz bu şekilde. Ürettiğimiz çözümse lazer teknolojileri. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İl İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yaptığımız konuşmalara göre yoğun bir dumanda bireylerin görüş mesafesi 3-4 metreye kadar azalmakta. Bu da demek oluyor ki o binalarımızda bulunan yeşil çıkış tabelaları bir noktadan sonra görünmez hale geliyorlar. Tıpkı örneklerde, haberlerde gördüğümüz gibi. Bizim çözümümüz ise bu noktada başlıyor aslında. Belli bir noktalara yerleştirdim. Belli bir mesafeden sonra da görünebilirliğini yitiren çıkış tabelalarının aksine sürekli görünecek olan, çıkışa sürekli bir iz bırakacak olan bir sistem kullanıyoruz. Bu noktada da kullandığımız araç lazer oluyor. Bildiğiniz üzere yangın anında yapmamız gereken tek şey bir an önce olay yerinden uzaklaşmak. Tasarlamış olduğumuz lazer modüllerinde bulunan M2 sensörleri dumanı algıladığı zaman lazer ışınlarımız aktif hale gelecek. Ve bunun sayesinde insanlar lazer ışınlarını takip ederek rahatlıkla çıkışlarına ulaşabilecek. Kişilik ekibimizden yaklaşık 6 tanesi mühendislik eğitimi almaktalar. Yeni öğrencilerimize daha yeni araçlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 5 yıldır Teknofest yarışmalarına katılıyoruz. Öğrencilerimizle 5. ödülümüzü aldık. Bu yıl da eğitim teknolojileri kategorisinde Space Arge takımımla yine Türkiye birincisi olduk. Space Arge takımım Make Molecule adında bir proje gerçekleştirdiler. Bu projemiz fen bilgisi dersinde maddenin tanecikli yapısı konusunun daha etkin öğrenilmesini sağlayan molekül yap çalışmalarıyla modelleme düzeniydir. Öğrencilerimizle beraber sanal bilim dünyasıyla ilgili bir proje geliştirdik. Sanal bilim merkezinde otantik öğrenme ile ilgili matematik, fen ve yapay zeka sınıfları oluşturarak öğrenme deneyimlerini buradaki sınıflar içerisindeki etkileşimlerini ve öğrenme deneyimleriyle ilgili araştırma yaptık. Yaptığımız 3 sınıfla ilgili matematik sınıfından başlamak istiyorum. Matematiksel eğitsel oyunlar, matematikteki diğer kavramsal şekiller, objeler, nesneler ve cisimlerle beraber matematik sınıfımızı dengeleştirdik. Diğer taraftan fen bilgisi sınıfımızı oluşturduk. Fen bilgisi sınıfımızda laboratuvarlar, sanal laboratuvarlarımız etkileşimli bir şekilde tamamen deney yapmaya uygun bir halde sanal evren içerisinde sınıfımızı orada oluşturmuş olduk. Projemiz QR kodlu doğal afet direktliği. Projemizin amacı 2 sene önce biliyorsunuz büyük bir deprem oldu 6 Şubat'ta. O depremde insanlar afet yöneticilerinden habersiz hastanelere götürüldüler. Hastanelere götürüldükten sonra ise
kimlik tespiti yapılamadığı, insanlar yakınlarına ulaşamadığı, sağlık bilgilerine erişimde zorluk çıkarıldığı. Çünkü çoğu kişinin bildiği üzere afet yöneticilerinin afetlerden sonra yapmakta en çok zorlandığı şey kimlik tespiti ve sağlık bilgilerini bulmak. Projemizin üstündeki QR kodu okuttuğumuzda QR kodunun içindeki kimlik ve sağlık bilgilerine ve yakınlarının telefon numarası gibi bilgilere erişim sağlayacağız. Kuttuktan sonra giriş yapmak için bizi gönderdikleri sitede sadece AFAD'ın kurumlara vermiş olduğu kurum kodu ve şifrelerle personeller ve memurlar giriş yapabilecek. Bu sayede bilgilerinizin çalınma ihtimali azalmış olacak. Geçen sene de katılmıştım, birincilik elde etmiştim. Bu sene de Allah'ın izniyle katıldım ve birincilik elde ettim. Yarışma genel olarak şöyle bir sistem var, Pardus. Bu akıl tahtın arada kullandığımız sistem. Bu sistem üzerinde uygulamaları ya da genel manada sistemi inceliyoruz. Ondan sonra bulduğumuz hataları bir raporlama sistemine gönderiyoruz. Veya işte hata olmasa da eksik bulduğumuz yönlerini düzeltmeleri için ya da eklemeleri için gene o raporlama sistemine gönderiyoruz. En kritik hatayı bulanlar dereceye giriyor ve ödül alıyor.